geleceğimiz açısından çok iyi olur. Yani evet diyeceğiz biz de. Bana bizim düşüncemiz böyle. Bakış açımız böyle yani. Cumhurbaşkanımızı da destekleyeceğiz yani. Arkasındayız sonuna kadar. Anayasa maddelerini incelemeye şey olmadı da, vaktim olmadı da. Ama çok şey dinledim yani. Başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun vesaire, öbür millet şey parti başkanları olsun, onları dinledik yani. Öyle. Sandıktan büyük fark kararıyla evet çıkacak diye düşünüyoruz şimdilik. İnşallah. Ben bu referandumu bir halk olarak, bir vatandaş olarak ben şahsıma olumlu bulmuyorum. Neden? Hepsinin içerisini yansıtacak, yani vatandaşın aleyhine çıkacak bir yöntem değildir. Ben şahsi görüşlerim, hepsi kişisel mafatlar sonucu. Bu süreç, bu referandum halka yansıtılıktır. Bunun sonucu tabii ki bazı vatandaşlar, bazı halkımız bunu bir ikili parakanta gibi mi, ikili bir liderler seçimi gibi görüyorlar. Ama perdenin arkasını kimseye ne okutuyorlar ne okuyorlar. Madalyonun bir yüzünü anlatıyorlar, öbür yüzünü anlatmıyorlar. Burada siyasi politikaya giriyorlar. Temsil Tayyip, muhalefet, Bahçeli ve CHP savaşı gibi bir süreç hazırlıyorlar. Yani temsil referandumun şeyini içerisini anlatmıyorlar. Bu bir yani siyasi polemik gibi, şey gibi, yani liderler savaşı gibi. Temsil vatandaşa, halkımıza soruyoruz. Evet mi, hayır mı? Evet. Bundan iyi hükümet mi buluyoruz? Bundan iyi adam mı? Ama referandum ne yapılıyor? Ne ediliyor? Ne içeriliği içerisinde? Bunları bilmiyor. Tayyip, Kılıçdaroğlu, MHP savaşı gibi görüyorlar. Bak bunların uzağında hepsi genç, pırıl pırıl arkadaşlar. Kimisi sosyal yaşantı yok zaten. Sıfır. İş sıfır. Maddi zaten sıfır. Yani genlere bakarsan güllük gülistanlık. Ama gel de vatandaşa sor. Bu saatte yaş ortalaması buradan 20'den 40 arası. Ne işimiz var burada kahvelerde? Eğer alınacakları alıp da alınmayacakları da kapalı arkasına koyarsanız tabii ki bizi izleyenler de, ekranın başında olanlar da, ekranı açanlar da tabii bana yarayanı konuşursanız, bana yaramayanı halka anlatırsanız bu vatandaş da bundan bilinçli olmaz, bilgilendirmez. Yani süreç çok kötü bir şey. Yani çok kötü bir dönemdeyiz.